Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kulu, kendisinden bir talepte bulunduğu zaman hemen cevap veren, ümitlerini nezdindeki güzelliklerle mukabelede bulunan, yaklaşmak arzu ettiğinde kurup yollarını açan, apacık isyanlara düştüğü zaman bile o günahların üzerini kapatıp setreden ve tevekkülde bulunduğu zaman, itimadını boşa çıkarmayıp, ihtiyacını isaf buyuran yüceler yücesi Rab. Kulların arasında senin izzet-ü ikramından istifade etmeyi, gönülden dileyip de ona mazhar olamayan, senin cömertliğinden hissedar olmayı isteyip de nasibini alamayan kim var ki? Öyleyse, sen beni de kapından boş geri çeviremezsin. Senden başka ihsanla mevsuf bir Mevla tanımıyorum ben. Bütün iyilikler senden ve bütün rızık da senin hazinende olunca ben başka kimin kapısından bir ihsan umabilirim? Bütün mahlukat, kapı kulların ve her şeyin dizgini de sende olunca nasıl başkasından bir lütuf bekleyebilirim? Sen ümit ettiklerimin kat kat ötesinde beni fazlınla serfiraz kılmışken benim senden ümit kesmem hiç doğru olur mu? Allah'ım, yoluna sımsıkı sarılmışken sen de beni benim gibi acizlere muhtaç etmezsin değil mi? Ey rahmetine sarılanların doğru yolu bulup saadete erdikleri ve tevbe ile kapısına yönelenlerin azap ve gazaba maruz kalmadıkları sultanlar sultanı, sen bana karşı unutma muamelesi yapmazken ben seni nasıl unutabilir ve sen her halime nigahban olduğun halde ben nasıl lavul lehviyata dalabilirim? Haşa ya Rabbi, haşa. İlahi, başkalarına bağır olmayı ar sayıyor ve ellerimiz sadece senin hazinenden lütfedeceğin güzellikler için açıyor. Emelimi de yalnız senin ihsanlarına bağlıyorum. Ya Rabbi, beni halis tevhide ulaştır ve gönülleri tertemiz kulların zümresine kat. Ey dergahı, bütün kaçkınların sığınağı. Ey rahmeti, bütün taliplerin recası. Ey dilekte bulunanların en hayırlısı. Ey kendisinden bir şey istenilenlerin en kerimi, en cömerdi. Ey dileyenlerin dilediklerini geri çevirmeyen, ey ümit besleyenleri haybet ve hüsrana uğratmayan, ey dua dua yalvaran herkese kapısı açık olan, ey el açıp amin diyenlerle arasındaki perdeleri kaldıran Rabbim, keremine sığınıyor, lütuflarınla yüzümü güldürmeni diliyor, reca hislerime mukabelede bulunarak kalbimi itminanla doldurmanı, dünyanın bütün musibetlerini gözümde bir hiç seviyesine düşürecek ve seninle aramdaki perdeleri kaldırıp basiret ufkumu açacak kadar da yakınımı ziyadeleştirmeni diliyorum. Rabbim, rahmetine iltica ediyor, lütfundan sürpriz inayetler bekliyorum. Dualarıma icabet buyur ve bu aciz, muhtaç kulunu haybet ve hüsrana uğratma. Amin. Allah'ım, yol azığım az, fakat sana olan tevekkülüm çoktur. Cürümüm büyüklüğünü düşününce, azabının korkusundan tir tir titriyorum ama, reca duygusu ufkumu sarınca, İçime emn-ü eman doluyor.
Günahkarlarım beni cezaya müstahak hale getirse de, affına olan itimadım kulağıma hep mükafatının büyüklüğünü fısıldıyor. Gaflet, huzuruna varacağım gün için kayda değer bir hazırlık yapmama müsaade etmemiş olsa bile, kereminin genişliğini ve sürpriz lütuflarını düşününce gözlerim ümitle parlıyor. Bin bir isyana, tuğyana dalmış olmam içime vahşet salıyor ama gufranını ve rızanı bir armağan paketi halinde önüme koyuvereceğini düşünüyorum. Ve işte o zaman gönlüm üns esintileriyle coşuyor. Rabbim, zatından gelecek ziya tufanlarına, nur hüzmelerine, rahmet ve re'fet esintilerine itimat ediyor. Bol ikramlarından, birbirinden güzel nimetlerinden istifade edebileceğim istikametindeki beklentilerimi gerçekleştirmeni ve beni de bir kurp, yakınlık eri olma payesiyle şereflendirmeni diliyorum. Ya Rab, işte huzurundayım ve kendimi senin rahmet ve şefkat esintilerine salıyorum. Cömertliğinin ve lütuflarının enginliğine iltica ediyorum. Gazabından kaçıyor, hoşnutluğuna sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Beni en güzel şekilde ödüllendireceğin hususundaki ümidim de tam. Mevhibelerine olan itimadım da tamdır. Görüp gözetmene ne kadar muhtaç olduğumu sen daha iyi bilirsin Rabbim. Ey fazlı, keremi, hilmi ve affı bizim hayallerimize bile sığmayacak kadar engin olan yüce sultanım. Ne olur bizi tattırmak da yüzümüzü güldürdüğün nimetlerinin tamamına erdir. Bu zavallı gedana bir kere keremkâne davrandıktan sonra artık kerimini kesme. Hilminle muamele edip örttüğün günahlarımın üzerindeki örtüyü de ne olur daha kaldırma. Senin malumun olan bütün çirkin işlerimi de bağışla. İlahi, dileklerimin yüce dergahında kabulü için yine senin şefaatine delalet ediyor. Azabından korunmak için senin merhametine sığınıyorum. İhsanlarına karşı çok arzuluyum. Nimetlerine nihayetsiz rağbetim var. Lütuf sağanaklarınla sırılsıklam hale geleceğim, inayet bulutlarınla gölgeleneceğim anı gözlüyorum. Kapını çalarak, dergahına teveccüh ederek, lütfu inayetine sığınarak yüce katından bahşedeceğin en cazip lütufları avlamaya çalışarak, cemaline koşarak, azametinin ve celalinin karşısında el pençe divan durarak seni, senin rızanı talep ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, bahtına düştüm. Ne olur bana istihkakim olan azap edilmek ve mahrumiyete maruz bırakılmakla değil, senin şanın olan mağfiret ve rahmetle muamelede bulun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.